Kendi aralarında bize sallıyor sonra goy aramızda diyor ya. Ne diyorsun? Aramızda diyor. Aralıkta mı yayınlayacağız bunu da? Yok şey, Şubat. Aa! Arkadaşlar selam, Partik'e hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, Aralık ayındayız yani yılbaşı ayındayız ve acayip kokteyller yapmaya devam ediyoruz. Ne yapacağız bugün? Şöyle bakınca ne canlandı? Tekilalı bir tane punch yapacağım. Nereden anladın şu an? Biliyorum. Mixto kullanacağım bu sefer, Mixto tekilaya ihtiyacım var. Prosecco kullanacağım, beyaz şarap kullanacağım. Hafif tatlı olursa daha iyi olur ama illa tatlı olmasına gerek yok, sek de olabilir. Bolca meyve kullanacağım. Tercihimi ben işte kırmızı elma, yeşil elma, armut, ananas ve kırmızı üzümden yana kullandım. Of şahanesin. Hepsini kullanacak mısın? Kullanacağım. Bıçağa ihtiyacım olacak. Evet, bıçak buradaymış aslında, biz görmemişiz başından beri. Hay Allah. Ne yapıyorum? Ne yapayım? Dilim. Hatta direkt bunları küp küp yapayım ya. Bu elmalar yıkandı mı? Evet. Hepsini yıkadık. Hadi yemeyeyim. Ye. Yo, zaten sevmiyorum. Niye öyle bir şey yaptın? O zaman kokteyl de içmeyeceksin. Ben meyve yemeyi sevmiyorum ya. Anlıyor musun beni? Anlıyorum. Uluşan, yorumlara hiç bakıyor musun? Bakıyorum. Sürekli böyle sana sadece bu içmeye mi geliyor, bu ne kardeşim, hiç yardım etmiyor falan diyorlar. Öyle bakıyor görünüyor, musun? Öyle gösteriyorsunuz. Hadi o zaman yardım et. Hadi ne yapayım? Kes hepsini. Kaç tane? Yeşil elma da keselim bir tane. Aynı şekilde küp küp. Bıçak da nasıl keskin. Evet, kesme bir tarafını. Dikkat et. Sana kim dedi sürekli fotoğraf çek diye? Neden cevap vermiyorsun? Bir şey diyeceğim, buranın dekoru sana mı ait? Yok, bana ait değil. Nasıl, ne diyorsun? Tam yılbaşı gibi ya. Güzel olmuş. Bir tane de şapka vardı. Nerede o lanet? Onu attın ya oğlum. Nereye sakladıysan artık gömdün sen onu bir yere. Ben şunu çıkartıyorum. Süper. Evet, başka armut? Armut keselim bir tane. Armut da keselim bir tane. Evet. Kafasını koparayım sırtından. Ayağım meyve salatası oldu bu. Olayı bu ya bunun. 10 tane falan üzüm keselim. 10-12 tane belki biraz daha. Keselim derken? Ortadan ikiye bölüp atalım ya direkt. Mis. Biraz daha küçültelim ama kanka onları. Bardağa da girecek ya bunlar. İnsan içecek bunu. Doğru, hiç aklıma gelmedi. Geldim. Ne koyduk sen söyle. Sen kestin çünkü. Her şeyden birer tane koyduk. Sadece ananası... Ananas hiçbir şeyden bir şey koyduk. Ananası bir tane mi koyduk? Koyalım. Hayır. Hiçbir şeyden bir tane koymamışız aynen. Aslında. Kırmızı elma bir adet. Kesmemişim galiba. Bir tane yeşil elmamız var. Bir tane armutumuz var. Armut koyduk mu lan? Koyduk. İki parmak kalınlığında böyle bir ananas dilimimiz var. Ananasın üçte biri kadar diyebilir miyiz? İki parmak kadar. Tatlı olması önemli. Çok sert olmaması gerekiyor ananasın. Tadını vermesi için. Şöyle. Bir... Salkım, kırmızı üzüm, 10-15 tane. Aşağı yukarı. Attım, geldim içerisine. Hiç squeezer değil. O bir squeezer. Squeezer. Gerek yok. Lime atıyorum içerisine. İnsanın elinin tadı geçecek diye bir laf var biliyorsun. Mixto tekilamı aldım. Buna 40 siyah koyacağım. Hiç ölçmeyeceğim bile. Yani göz kararı koyacağım. 70 siyah ya bu. Ne kadarına denk geliyor şişenin? Yarısından. Biraz fazla. Bir tane video var bu arada, siyah nasıl sayılır yani 1001, 1002. Şu taraftan onu da izleyip o şekilde de sayabilirsiniz. Misketli videolarda. Yani misketli derken şişenin ağzında misket varsa, akmasını bu şekilde sağlıyorsa yapabilirsin. Yemin ediyorum benim aklıma gelmişti. Tam 30. Oh. Ne koyduk? 40 siyah tekila. Tekila. 30 siyah prosecco. İtalyan beyaz şarabı olan. Fransız değil bu. 30 siyah da beyaz şarap koyacağım. Cebinde sürekli türbüşon taşır zaten oluşan. Bu hafif tatlı olursa daha güzel olur. Sek kullanırsanız birazcık şeker şurubuyla bunu destekleyebiliriz. Şimdi bir sek kullanacağız. O yüzden şeker şurubuyla destekleyeceğim onu biraz. 5 ölçü koyacağım. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Şurada şeker şurubu var, onu bana verebilir misin? Dry şarap, yani sek şarap kullandığımız için biraz koyacağım. Ne kadar biraz dediğin? 5 siyah kadar. Bence şu an gayet güzel oldu. Bunu bir buzluyorum güzelce. Bu arada benim koyduğum meyveleri alternatif olarak kavun kullanabilirsin. Avokado. Nar olabilir. Avokado yani öyle çok fazla tat. Seviyor musun avokado? Yani normalde içer misin? İnsanları niye yanlış bilgilendiriyorsun kardeşim? Ya Allah Allah, geyik de mi yapmayalım? Böyle oturup ciddi şey mi anlatacağız burada? Oğlum her şeyi mi almışsın? Ne ya? Hah, buldum tamam. Kepçeniz yoksa bahar kaşığıyla şöyle güzelce karıştırıp buna biraz daha üzüm atabiliriz aslında. Üzümü 2 salkım yaptık. Çok daha şık bir görüntüsü olur. Nar olur mu bunun içine? Olur. Söyledim ya az önce. Dinlemiyor musun sen bunu? Nar demedin ki. Ne dedin? Avokado. Nar olabilir. Cevap bile vermiyorum farkındaysan. Nar dedim ulan hakikaten. Hatta sen avokado falan geyik yaptın sonra. Nar mı dedi hakikaten ya? Kavun sen dedin mi oğlum? Kavun. Ha, o arada narı da dedim işte. Görürsün video yayınlanırken. Arası yok. Kavun dedim. Şimdi bunun yine dinlenmesi gerekiyor ki o meyveler aromasını versin. Bir saat sonra görüşürüz. Oğlum ne uğraşıyorsun ya? Vardır burada da. Ama uğraşma hadi. Onları tekrar mı keseceğim? Daha az uğraş. Buna biraz daha meyve atabiliriz bu arada.
Şuna demiştim ama. Sonrasında şöyle bir şey yapabilirim. Hadi anlat bir şey ya, böyle sessiz. Garniş yapıyorum işte. Sen anlat mesela, ne yapıyorum şu an? Sen de görüyorsun ne yaptığımı. Şu an ananastan garniş yapıyorum. Bir tane üzüm alıyorum. Ya içinde olan şeylerle aslında garniş yapıyorum. Hepsinden koyacağız yani. Ben sana elma da getireyim o zaman. Kırmızı koymayacağım ya. Kırmızı elma sevmiyorum. Bak şimdi ne yapacağım sana biliyor musun? Oradan mı alacaksın? Tabii. Koyduk oğlum zaten hepsini. Kırmızı var. Koymayacağım dedim ya. Şurada. Koymayacağım dedim mi? Kırmızı koymayacağım ya. Yuh artık ya. Sen beni hiç dinlemiyorsun herhalde kokteyl yaparken. Burada mısın? Evet. Dedim tabii ki de ya. Bir saattir bekliyorum, tabii ki oradayım. Ne kaldı? Kırmızı elma. Bir tane daha koyayım o zaman. Koymayacağım. Kırmızı elma koymayacağım. Koymayacağım, inatla peki. Koymayacağım. Kardan adamlarımızı da koyalım. Nasıl? O zaman ben kaçıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bay. Ben kapatayım. Bu ve bunun gibi videolar için Aralık ayı boyunca bizi takip etmeyi unutmayın. Her zaman takip edin de Aralık ayında çekilişler olacak bol bol. Onun için Aralık'ı vurguluyorum. Instagram hesabımız aşağıda. Görüşmek üzere. Bay bay.